10 saniye. Dur, yok var, bizimize kalmış. 10 saniye. Kapıdan attım 10 saniye. Şimdi 10 saniye. Şurası pozlanıyor. Bakalım nasıl bir görüntü gelecek. Şimdi 10 saniyede böyle bir görüntü geldi. Şimdi bunun renk şeyine dikkat etme. Şimdi biz bunu 12 saniye yaparsak daha yoğunluk olacak. 20 saniye yaparsak daha da yoğunluk olacak. Şimdi bu şu anda ortam ışığına göre pozlandırdığımız için süreyi arttırdığımız zaman böyle bir poz etkisi var. Ama flash ışığının böyle bir etkisi yok. Şimdi ben sana geri döneceğim. Flash ışığının etkisiyle ilgili. Pardon, şunu 125'e getirdim. Hatta 50'ye santaneye, 60'ye santaneye getirdim. 105'in yarısı gibi. Pardon, şunu takmadık. Bak şimdi. Buz bu. Bunu 200'e santaneye getiriyorum. Yazılamayı poz aynı. Görüyor musun? Yani flash gücünde çakma sabit olduğu için orada bir oynama olmuyor. Sadece şuradaki ışığı görmemiz için uzun pozlandırma süresi gerektiği için o değiştikçe santimetre açık ya da koyu oluyor. Şimdi ben bunu 4 saniyede çekeceğim. Pilot lambasını kapatacağız arkadaşlar. O şey lamba ne kadar parlak görecek görelim. 4 saniye evet. Sadece kırmızı yansı yeter. Yok, solda sönmüştü de. Tamam, okey. Tamam, bakın şimdi ben de şöyle 4 saniye getirelim. Orası muhtemelen daha açık çıkıyor. Bak, görüyor musun? Daha açık, hatta sarıya gitmeye başladı bak. Şimdi şey öbürlerinde sarı yoktu çünkü. Ama tabii ki çıkmıyor. Ne güzel çıktı. Bu da çok minik sarı var. Onu daha flaşlar patladı ya. Anlaşıldı mı? Yani bu tür ürünler çekerken tek kare fotoğrafta pozlandırmayı ve şeyi doğru hesap edersen hiç Photoshop'a gerek kalmadan çilenleyebiliyorsun. Bu tür yalan şeyleri, ekranları vesaireleri tekrar da çekebiliyorsun yani. Evet. Bunun şu an Photoshop'a ihtiyacı yok değil mi? Yok. Yani ekstradan başka bir şey çıkmazsa yok tabii. Zaten şimdi Photoshop'ta bu kadar küçük bir yukup yukup oraya kırmızı at bilmem ne. Bir de orası bombeli hacim var. Orada evet. Bir şey var. Doğayı bozuyor. Doğal olmuyor falan filan. Hiç ona uğraşmaya gerek yok. Zaten bizim amacımız Photoshop'ta değil, Photoshop olmadan bu işi çözmeye çalışmamız evet. Lazım. Şimdi şu LCD ekranda şey vardı, renk vardı ya, onu yakalamaya çalışalım. Tamam. Ama bunun için de farklı bir pozlandırma gerekecek. Ama o kısa süre yarıyor değil mi sen? Evet, yani hazır olunca ben şey yapayım. Tamam, onu biz şöyle yine, yapalım. Aslında aynısını deneyelim mi hocam yine? Yani? Bir saniye. Evet. Tamam, bir saniye deneyeyim bakayım. Bir saniye. Siz orada yakında durun. Yok, ben buradan kapatayım bunu. Tamam, siz bakın bana. Çalışsın o ekran. Hemen ben buradan çekeyim. Elinizi çektiğiniz anda ben basarım. Tamam. Hazır mısınız? Evet. Okey. Bak, o birkaç saniye hala yanıyor. Zaten yerde kaldı bizim şeyimiz. Ha, bakın arkadaşlar. Bir saniye buna da yetti. Bak, şimdi hala hem şunu hem şunu ikisini birden aldık, görüyor musunuz? Bakın, LCD ekranda renk var. Bu sadece sarı renk oluyor değil mi? Şey turuncu. Evet. Tamam, mesela yeşil olsa ya da mavi olsa bu renk gelecek. Yani çıplak kendi LCD ekranı görebiliriz. Bunu da görebiliriz ve ikisini de görebildik. Bir saniye işimizi gördü aslında. Tamam mı Artur? Ama aynısını 2 saniyede yapalım. Şurası belki biraz daha fazla patlamaya başlayacak. Onu da görelim. Sen orada daha iyi anlayacaksın bu kafana takılan olayı. Şunu bir 2 saniye yapalım.
Tamam. Ben hazırım. Tamam. Başla. Çektim hocam. O titredi orada neyse. Masa titredi. Masa. Neyse. Bir gözlerimiz. Yok, kurtarmış. Yani. Kurtarmış. Yani. Çok hafif bir şey olmuş ama kurtarmış. Bakayım, biraz daha açık ton oldu. Hatta şöyle yapayım. Şunu ve şunu istemeden alalım buraya. Bu sondaki daha iyi. Bu birinci. Arkadaşlar da parlaklığı farkı biliyorsun değil mi? Hı hı. Şimdi bir saniyede bu, iki saniyede bu. Bir saniyede daha iyi. Ama şurada pozlandırmalar değişmedi. Sadece şu ekranda ve şu kırmızıdaki pozlandırma değişti. Bir saniye daha koyu, iki saniye daha iyi. Aslında kırmızı için iki saniye, ekran için de bir saniye daha uygun gibi aslında. Ama fark etmez. Yani iki saniyede yiyor, bir saniyede yiyor burada. Yani müşteri açısından bakarsak çok sorun değil. En kötü ihtimalle iki kare çekip kırmızı tuşu... Ya şöyle bir şey olabilir. İşte ona hafif orada Photoshop'ta ton açısından müdahale edebilirsin. Çok da şart değil. Yani biraz açık olmuş, koyu olmuş o kadar. Çok keyifli olsun istiyorsanız. Tabii fark etmiyor. Bu şeyi açacağım şimdi arkadaşlar. Ben şu alttan şunu açayım en azından. Tamam. Şimdi meseleyi anladık değil mi arkadaşlar? Ürüne ürünümüz ne olursa olsun bir kere onun genel ışıklandırmasını doğru yapmamız gerekiyor. Onun haricinde genel ışıklandırmayı yaparken aslında şuralara ışık, ekstradan ışık kendisinin düşmemesi lazım. Yani softbox'ın köşesi oradan parlamaması lazım. Yerin parlamaması lazım. O oranın şu cam yüzeyin, ekranın ya da ışığın, küçük noktasal ışığın olduğu yerlerin kendi doğal görüntüsü neyse yansıma olanın o haliyle kalmasını sağlamamız lazım. Burada iki tane şemsiye kullandık. İki tane de yansıtıcıyla kontürleri ve yüzeyleri kurtardık. Bir saniye ve iki saniye pozlandırma ama diyafram değerimiz flaşın gücüne göre ayarlandı. Flaşların pilot lambasını kapattık. Uzun pozlandırmayı da LCD ekranının ve o kırmızı küçük ışığın gücüne göre bir saniye ve iki saniye test ederek yaptık ve sonuçta hem bir saniye hem iki saniyenin pozları da aslında doğru pozlar oldu. Genel aydınlatmamız ürüne göre doğru olduğu için ortada bir problem kalmadı. Yani Photoshop'a aktaracağımız bir problem kalmadı. Flaşların gücünü ilk başta pozimetreyle ölçtüğümüz diyaframa göre ayarlamıştık. Her defasında aynı oldu değil mi? Evet. Flaşların gücü 16 diyaframı vermişti burada. 16 diyaframı sabit tuttuk. Hiç değiştirmedik. Sadece uzun pozlandırma için ekranın ve kırmızı ışığın süresi şeyini, tonunu daha iyi yakalamak için 1 ve 2 saniyeleri kullandık. Bu arada flaşlarını tabii ki pilot lambalarıyla kapattık. Ortam tamamen karanlıkta. Flaş artı uzun pozlandırma diye biz bu tekniği tanımlıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Zaten hocam üzerinde yani ışığı olduğu için, düğmesi olduğu için bu yöntemi yaptık. Tabii. Eğer yani ışığı olmasaydı zaten geri kalmışız. Fotoğrafta işi bitirmiş olsaydı. Aynen, aynen. Bu tabii kendinden aydınlatmalı bir şey olduğu için, ürün olduğu için buna benzer çok ürün çekeceksiniz. Örneğin cep telefonları ya da diğer işte aklınıza gelecek bütün elektronik aletlerin mutlaka açma kapama düğmelerinde veya bir takım ayar düğmelerinde ışıkları oluyor. Evet. Dolayısıyla fotoğrafı siz flaşla kurdunuz, çektiniz ama o ışıklar hiç görünmüyor. Bir anlamı yok o zaman. Evet. Dolayısıyla bu yöntemi biri uyguladığınız zaman ortaya problem çıkmıyor. Photoshop'a işiniz kalmıyor. Yani grafikere saçma şoldurmamış olursunuz. Ya da kendiniz uğraşıyorsanız uğraşmamış olursunuz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken ürüne yansıyan ışığın şurada şeyi göstereyim arkadaşlar. Şu LCD ekranında bu flash için söyleyeceğim. Işık yansıması, parlaması, çevrenin aydınlığı, parlaması olmaması gerekiyor. Yani buranın mat, kendi doğal halinde olması lazım. Yansıma olduğu zaman zaten görüntüye yansıyacak. Bu ciddi bir problemdir. Onu engellememiz lazım. Bir de tabii burada dikkat edin. Buna biz açıverdik ama şurada markayı gördük. Marka kapanmadı, patlamadı da. Yani okunabiliyor, anlaşılabiliyor. Tam yatırabilirdik de
tam dikiyor tutabilirdik. Ama bu flash olduğu için böyle biraz açılı konumlandırmak daha estetik olarak göze hoş geliyor. Dolayısıyla böyle bir çözümle meseleyi halletmiş olduk. Zemine bir şey koymayabilirdik. Aslında bunu yükseltip boşlukta duruyor gibi de çekebilirdik. O zaman şuradaki mavi yansıma olmayacaktı açıkçası. O da bir yöntem, o da yapılabilirdi. Böyle bir şey koyalım dedik. Durum bu. Buradan bağımsız olarak arkadaşlar, fona da bir ışık yapabilirdik. Efekt ışığı, spot bir ışık. Çünkü bizim şu anda setimiz fonla hiç ilgisi yok. Fon arkada olduğu için ve siyah olduğu için şu anda bizim için tamamen bir siyah bir boşluk. Oraya örneğin başka bir renk atıp üzerine ışık verebilirdik, bir ton atabilirdik. Buradaki LCD ekrandaki renk turuncuydu. Fona da belki bir turuncu fon asıp ışıkla patlatabilirdik gibi efektler yapılabilirdi. Bu tamamen bizim hayal gücümüze kalıyor. Yani yaratıcılığımız ama teknik olarak fotoğrafta bunu nasıl uygulayacağımızı bu örnek üzerinden gittiğiniz zaman çözersiniz. Zaten fona ışık atıp, spot ışık atmayı onlara çalışmıştık, onları zaten gördünüz. O tekniklerle bunları birleştirdiğiniz zaman çok kreatif fotoğraflar ortaya çıkar arkadaşlar.